81 senesinde Mercan'dan yükledim, buraya geldim. Kendim burada ev yaptım. Mercan'ı aşağıdan yaktılar, Şahverdi'den ışık burandı, döndüler bu taraftan çay üstüne. Bir kısmı buradan geldi, bir kısmı çay üstüne o taraftan geldi. Akşam oldu, işte karanlık çökmüştü. Çay üstü, eski ismi Mamkerek. Bu karşımızdaki manzara. Yakmaya başladılar. Bağırma, çağırma, ağlama. Bir taraftan davarı sürür çay ağzına. Yani nasıl kaçan kaçana olur o şekil. Diğeri de buradan geldi. Zaten Mercan'ı yaktığı zaman biz eşyamızı sabah dışarı alıyorduk. Hep dışarıda beklettiriyorduk. Akşam olduğu zaman yataklarımızı evin içine alıyorduk. Diğer eşyamız hep dışarıdaydı. Bu kenara koymuştuk. Üzerine palaz balaz atmıştık. 94'te devlet bizi sürgün etti. Çorlu'ya ben gittim evle. Çorlu çocuk o zaman ufaktı. İlkokula gidiyordum. Yatılı okulda okuyordum. Yani Çorlu'ya gittiğimiz zaman çok sıkıntı çektik. Kiralık ev bulunmuyordu. Hani bizim bir kiramız vardı. Mercan'da oturuyor. İsmi Kasım Gezici. O bekardı. Yani çocukları vardı, hanımından ayrılmıştı. Çocukların ablasının yanındaydı günü konakta, Çakber'de. Onun kardeşiyle beraber, bir de Muzur Kılıç, biz üç ev, kamyon ben tuttum. Onların durumu biraz şeydi. O kiramın da motosikleti vardı, onu da attık. Ondan sonra göç yükledik, Çorlu'ya gittik. Gittik, ev yok. Onun kardeşiyle, Murat Gezici'yle bir ay bir evde kaldı. Yan yana, kiralık ev bulunmuyor. Ondan sonra işte eş dost, orada tanıdık çok Ercanlı vardı. Ercanlar yoğunlukta orada vardı. Bize ev buldular, kiraya çıktı. Ondan sonra işte bu kanalizasyon şeysinde bir tane işte Mercan'ı kepçe çalıştıran vardı. Ercanlı bir tane Zeki isminde mendisti. Onun eski bir kepçesi vardı, kanalizasyon yapıyordu mahalle arasında. Onun yanında işe girdik. O Kira Murat'la beraber. Hani Kasım'ın evine gittik ya, onun kardeşiydi. Orada iki sene kanalizasyonda iş olduğu zaman gidiyorduk. İş olmadığı zaman evde kalıyorduk. Çoluk çocuk ufaktı. Kimse çalışmıyordu. Burada gittiğimiz zaman yatılı okul, ilkokulda okuyorlardı. Vallahi çok zorluk çektik. Ama buradan gittiğim zaman benim maddi durumum, hayvanım boldu. Yani elimde param vardı. O hazır parayla geçindim. Ben gittim 5-6 sene, birinci sonra rüyamda her gün burayı görüyordum, her gün. Ha bugün, ha yarın, yani geri döneceğim. Orada 19 sene kahve çalıştırdım, kiralık kahve, o arkadaşla beraber, Murat Gezici ile. Ama aklımda her gün köy vardı. Her sene geliyordum, 10 gün, 15 gün. Orada burada kalıyordum Aleyder Bey. Yani tanıdıkların yanında 10 gün orada, 5 gün orada bu hanımla beraber geliyordum. Baktım olacak değil. Ondan sonra çocuklara dedim, ya ben o memlekette artık ayak basmam ya da bana ev yapın. Dedim, ben de gücüme göre elimde olanı takviye ederim. Sağ olsunlar, çocuklar beni kırmadı. O Bursa'da olan çocuğun durumu, benim ufak oğlumda iş yeri var. Diğerleri de gücüne göre, yani kızlar da dahil, herkes gücüne göre katkıda bulundu.
İşte geldim burada kaymakama çıktım, dozer verdi, ev yerini sildim. Ondan sonra inşaata başladı, yaptık. Şimdi huzurluyum arada bir. Her sene yazın geliyorum, son güzüm Kasım'ın 10-15'inde Girgin'e çölüye gidiyorum. Yani burada da hiç yana oturmak sevmiyorum. Bostan ekiyorum, harç çıkarıyorum, fidan ekiyorum. Köy tarif olmuştu. 25-26 sene burası boştu. Ondan sonra kepçe getirdim, işte söğüt olmuş, çeşitli yabani ağaç olmuş, kepçe getirdim, onları söktüm. Tekrar şeye çevirdim, yerinde işte ceviz, meyve, fidan ektim. İşte görüyorsun bunları. Ben ekmişim. Ben bu inşaata başladığım zaman kaymakam beye çıktım. Dedim ki inşaat yapacağım. Su yok. Yani su olacak ki inşaat olsun. Dedi idare et. Hemen dedi ben senin suyunu getiririm. O kaymakamın tayini çıktı. Başkası geldi. Ondan sonra müracaat ettik. Dilekçe verdik. Devamlı işte şimdi Turabi muhtarı olmuş. Beraber gidiyoruz diyor. Para yok. Ödenek yok diyor. Yapamaz. Bizim su da yakın 2 kilometre. Halen bize su geliyor. Diyoruz ki kanka bir ben 77 yaşındayım. Hanım rahatsız hastadır. Bidonlarla su taşıyoruz. İçmek için banyo yapmak, bulaşık yemek yapmak. Yani bu devirde bu sefer de mazeret nedir diyor şeydir, iki ev der, iki eve yani öncelik veremiyoruz. Nasıl bu bir der? Yani bu köylerin geri dönmesi şey olmak için, canlanmak için, ayağa kalkmak için devlet yolunu yapacak, elektriğini getirecek, suyunu getirecek, destek verecek. Eskiden bu köyde en fakir evde 200 tane hayvan vardı. Hepsi sürü sahibiydi. Devlete bu da bir katkıydı. Şimdi peynirin kilosu çıkmış 400'e, yağın kilosu çıkmış 500'e. O da bulamıyorsun. Yalvarıyorsun, sıraya giriyorsun ki bir kilo peynir, bir kilo yağ alasın. Yok, %1'inde hayvan var. Durumuz.